işte Sinvar yeni Hamas lideri olduğunda o zaman da konuşmuştuk. Yine hedefte olacak ve nasıl bir strateji gözleyecek Hamas diye. Peki şimdi, neden stratejik yaklaşılmıyor da biz korkmuyoruz diye? Şimdi şöyle bir şey var. Bu, bir taktik neden olmuyor mesela? Şimdi şöyle bir şey var. Bak şimdi bizim anlayamayacağımız bir direniş algısı var diyorken bunu kastediyoruz aslında. Şimdi bunu Sinvar'ın sözlerinden çıkarabiliyoruz. Diyor ki biz halkımızı savunmak zorunda bırakıyoruz ve savaşacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Beyaz bayrağı mı kaldırmalarız diyor ya. Bu olmayacak çünkü dünya biz öldürülürken suçluya iyi davranmamızı mı bekliyor? Şimdi bu insanlar kendilerince savaşın içerisinde doğup büyüyen insanlar. Şimdi 1967 sınırları var. İsrail, Filistin'in işgal haritasını gösteren bir 1967 sınırlarını gösteren bir şey vardır. Onun dışındaki her yer İsrail'in hukuken resmen işgal ettiği bölgeler olarak biliniyor. 67 haritasına baktığınızda Doğu Kudüs Filistin'in başkenti bu bölgede şu haritanın dışında Filistin'in başkenti olarak biliniyor. Bunun dışında çıkılan her yerde Filistin, İsrailler işgal altında. Gazze'yi de bugün işgal ediyorlar. Bu şu anda şu Tel El Sultan denilen bölümde çatışmanın olduğunu biliyoruz. Bu bölgenin tamamının abluk altında olduğunu ve 1 milyon 700 bin insanın buralara sıkıştırıldığını da biliyoruz şu an. Şimdi siz eğer insanlara ölümden başka seçenek sunmazsanız insanlar da sizinle çatışır. Yani bunu böyle, hani böyle şey olarak görmemek lazım. Niye böyle yapıyorlar? Başka strateji kalmadığı dönemler oluyor insanların ve buralarda bu insanlar... Ama mesela bir darbe ise söz konusu, mesela Hamas'a bir darbe ise, evet İsrail Hamas'a bir darbe, sonuçta komutanlarını darbe, nokta atışıyla şimdi, öldürmekle ya da liderlerini öldürmekle Hamas'a bir darbe yapıyor. Ama Hamas ya da işte Hizbullah... Bir halk hareketidir diye baktığımızda bu bölgedeki Hamas'a ve ya psikolojik işte, olarak darbe dinliyorlar zaten. Psikolojik olarak olabilir ama şöyle bir şey vardır. Bu insanlar zaten biz şehit olmayı seçiyoruz diyen insanlar. O yüzden psikolojik olarak o darbe... Tamam, bunu çok iyi anladım. Ama bu savaşta doğru bir taktik mi? Doğru bir strateji mi sence? Şimdi diyorum ya... Güç açısından. Orada da şunu söylemek lazım. Savaşmaktan başka çaresi olmayan insanlar başka ne yapabilir ki sorusu gündeme geliyor. Şimdi bu bölgede baktığımızda 2 milyon 250 bin insan 2006'dan beri abluk altındaydı zaten. Şu küçücük 365 kilometrelik alanda. Bu insanlar buradan bir yere çıkamıyordu. Açlık, susuzluk, yardımlarla yaşıyorlardı. İsrail'in denetiminde içeri giriyordu. İsrail istediği yeri bombalıyordu. Sonra 7 Ekim'den sonra daha da büyük bir soykırıma başladı İsrail bu bölgede. Hani 2. Dünya Savaşı sonrası meydana gelen en büyük soykırımla karşı karşıya bu bölge. Baktığımızda bu bölgedeki insanların savaşmaktan başka bir çaresi var mı sorusu gündeme geliyor ki oradaki insanlar, Filistinliler bunun başka çaresi olmadığı görüşünde. Bu sadece Gazze'de yaşayanlar için de değil. İşte Ramallah. Peki bu nereye Ramallah, kadar bu şekilde devam edecek? Haniye'nin ölümünde de demiştik ki işte Gazze'den çıkmasaydı, ne bileyim İran'a gitmeseydi o zaman hedef alınmayacak mıydı? Ya da işte hedef alınmak istenilse bile hayatta kalabilecek miydi derken işte Haniye'nin ölüm haberini sizlerle paylaştık. Çok geçmedi, yeni lider Yahya Sinvar oldu. Bu kez yine İsrail tarafından hedef alındı. Yahya Sinvar'ın da ölüm haberini konuştuk. Şimdi yeni bir isim daha gelecek. Çünkü hani Hamas'ta şöyle bir anlayış var. Bir ölürüz, bin diriliriz bir anlayışıyla aslında savaştalar. Böyle bir taktikteler. İdris Bey, o halde şimdi yeni bir isim daha gelecek oraya. Gözler yeni bir isme çevrildi tabii ki. Hani kim olacak soruları da elbette kafalarda. Ya bu isimler... Olasılıkları da yan yana koyduk. Bu isimler yeni var. Yeni lider kim olur peki? Yani kimin olacağından çok nasıl korunur peki? Yani Muhammed Deif, işte Halit Meşal o süreçlerde de isimlerden biriydi. En şimdi çok şöyle bir şey var. İsim isim bakarsak. Ha, Muhammed Sinvar bu kardeşi dedi. Sosyal medyada çıkan İsrail kaynaklarına yansıyan fotoğrafı bu. Yahya Sinvar'ın da değil mi? Evet, evet. Ne kadar aratsak da fotoğrafını çok da bulamadık. Yahya değil. Muhammed Deif'in bir tane fotoğrafı var. O da bu işte. Öyle mi? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi şu adaylara tek tek bakarsak. Bir bakalım. Şimdi bu insanlar zaten Halit Meşal'i biliyor herkes. Dünyada da çok tanınan Hamas liderlerinden bir tanesi. İşte 2004 ile 2017 arasında Hamas'ın
en önemli ismi olarak karşımıza çıkmıştı. Onun adı geçiyor mu? Geçiyor. Onun yurt dışında olduğunu, kimi zaman Katar'da, bazen Türkiye'de olduğunu da biliyoruz. İşte Muhammed Deif denilen isim zaten Hamas'ın aslında İzzettin el-Kassam'ın lideri, yani Hamas'ın askeri kolu ve o bölgedeki en ünlü askeri komutan olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında Muhammed Zahar var. Muhammed Zahar da aslında bilinen bir isim. Bir dönem Filistin'de Hamas seçimleri kazandığında Dışişleri Bakanı dahi olmuştu. Fakat daha sonra bazı sıkıntılı süreçlerden geçtiği için Hamas içerisindeki gücünün düştüğüne inanıldı. Hatta 92 ile 2003 yılları arasında da bir suikast girişimine hedef oldu. Fakat onlardan kurtuldu. Muhammed Sinwar zaten biliyoruz işte. Hamas'ın işte askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylar'ın içerisinde yer alan bir isim. Ve şöyle söyleyeyim, Yahya Sinwar'ın kardeş konumunda ve askeri olarak, askeri nitelikteki isimler arasında güçlü bir konumda olarak biliniyordu. Bazı bölgelerde, şu andaki bazı bölgelerdeki çatışmaları da onun yürüttüğü söyleniyordu. Onun dışında işte Musa Ebu Marzuk'u görüyoruz. Hala üst düzey siyasi isimlerden bir tanesi. Bazen işte Lübnan'da olduğu söyleniyor. Bazen başka bölgelerde olduğu söyleniyor ama baktığımızda birçok isim daha var aslında. Mervan İsa var. İşte onun dışında Halit el-Hayya var. Baktığımızda Muhammed Şaban'a var. Bu isimler de bu bölgelerde Rafi Müşteha diye isimler de karşımıza çıkıyor. Ama en olasılıklı herhalde. En olasılıklı şu anda meşal görünse de, meşal görünse de bunun ne anlama, hani ileriki seviyede, ileriki yıllarda ne anlama geleceğini şu anda bilmiyoruz. Hatta şöyle bir... Şu an en yüksek olasılık Halit Meşer ve Muhammed Deif gibi görünüyor. Evet. İsimlerin, en öne çıkan isimlerin bu olduğunu söylemek mümkün ama... Peki şimdi o zaman bir taktik değişir mi bu kez İdris Bey? Bu yani kez isimler açıklanmayabilir Hamas, mi? Güvenlik gerekçesiyle yeni liderimizi ya saklıyorum. Şöyle bir şey var. Önümüzde şöyle bir örnek var. Hizbullah lideri işte öldürüldüğü zaman yanına birisini koydular. Haşim Seyfettin'i koydular. Fakat hemen birkaç gün içerisinde Hizbullah lideri işte Nasrallah'ın ölümünden sonra atanan kişinin de suikast saldırısı sonrası öldürüldüğünü biliyoruz. Ama şöyle de bir şey var mesela. Hadi diyelim ki taktik değiştirdiler ve dediler ki biz yeni Hamas liderimizi işte saklıyoruz, söylemeyeceğiz. Ama birçok da içinde Mossad ajanı var yani. Hani şimdi İran'da öldürülen Haniye'yi hatırlayacaksınız. Mossad ajanları odasına kadar girdi. Yatağının altına kadar koydu mesela o patlayıcıyı. O halde saklamak da doğru bir çözüm olur mu İdris peki? Zaten öğrenemiyorlar mı? Öğrenmek istese İsrail bir şekilde Mossad ajanını devreye sokuyor ve öğreneceği varsa öğreniyor. Şimdi bir şey var. Dediğin teoride olabilir ama pratikte İsrail'in Hizbullah demiyorum, Hamas'ın en üst düzey isimlerinin yerlerini bildiğine dair bir olgu yok. Niye yok? Şimdi baktığımızda Yahya Sinwar'ın öldürülmesi bir rastlantı sonucu oluyor. Yani Hizbullah'ta yaşanan o içeriye sızma, büyük sızma işinin Hamas'ta yaşandığına dair çok büyük bir bilgi yok. Fark ettiysen savaşın başından beri Muhammed Deif'in de öldürüldüğü söylendi. Fakat Hamas daha sonra Muhammed Deif'in açıklamasını yayınladı. Ya da işte Hamas'ın sözcüsü var, Ebu Ubeyde var, Ubeyde'nin öldürüldüğü söylendi. Sonra Ubeyde'nin bir şekilde hayatta kaldığını gördük. Evet. Hizbullah Hamas'ı karşılaştırmak doğru olmuyor bu anlamda. Yani Hizbullah'ın içerisine sızdığı kadar Hamas'ın içerisine sızdı demek İsrail için doğru değil. Çünkü bunu nasıl görüyoruz? Aslında Yahya Sinwar ve Muhammed Sinwar'ın asıl... Ama Mossad ajanlarının söylediği kişi de zaten Haniye değil miydi? Ya bu işler, bu işlerin... Hayır. İran'da yaşandığı için olay İran'da yaşandığı için İran'da bir acaba bir şey mi oldu meselesi dönmüştü ya. Orada doğru. Şimdi İran'ın şöyle bir şey var. Hamas bu konularda, Hamas'ın içerisinde Mossad'ın sızması konusunda bayağı ilerleyeve sağlamış bir örgüt. Bunu 1980'lerin sonundan beri İsrail adına casusluk yapanları takip ederek, onu takip edip onları etkisiz hale getiren bir güvenlik birimi de var. O kadar çok soru işareti var ki elbette onu da bilmek lazım. Yani Hamas'la Hizbullah'ı karşılaştırmak çok da doğru değil bu anlamda. Peki. Çok teşekkür ediyoruz haber müdürümüz İdris Arıkan'a.